Bile bile kendi ayağıyla ölüme geleni de ilk defa görüyorum Kenan. Genelde tersi olur değil mi? Cesur nerede? Hainler cehennemine gitmek üzere. Yani ait olduğu yere. Eğer ona dokunacak olursan seni gebertirim, duydun mu? Kızımı öldürdüğün gibi mi? Kızını ben değil, sen öldürdün. Seni var eden zehirle yok ettin onu. Tıpkı binlerce masumu öldürdüğün gibi. Kızımın intikamını alacağım senden. Ne kadar manidar değil mi? Koskoca uyuşturucu baronu Menderes Bey kızını uyuşturucudan kaybetti. Belki de seni sattığın uyuşturucudan gitti ha? Kızım temizdi. Sen verdin ona o zehiri. Ben vermedim. Bak şakam yok. Sana son kez soruyorum. Cesur nerede? Kendin gör. Cesur'u gösterin bana. Son anlarına tanıklık etmek isteyen bir dostu var burada. Cesur! Yapamazsın. Yaparım. Söyle adamlarını bıraksınlar. Yoksa beynini dağıtırım. Ulan şerefsizler! Eğer Cesur'a dokunacak olursanız patronunuzun beynini dağıtırım. Söyle! Benim de şakam yok Kenan. Bırak silahını. Teslim ol. Haneye tecavüz ve adam öldürmeye teşebbüsten tutuklusun. Götürün. Vay Kenan vay. Yine beceremedin. Artık başka bahara ha? Ulan yemeteceğim seni! Şerefsiz! Öldüreceğim lan seni, çivileceğim seni! Şerefsiz abi! Kaçıncı? Allah Allah dokunacak. Sen bana karışma. Allah Allah. Bino hadi arabadan aç, arabadan hadi. Senin arabadan aç. O işler bende. Sus lan. Bino az aç. Çok açma. Hadi oğlum hadi, hadi hadi. Bino çok açma. Ver coşkuyu ver. Bizim tayfayı okuldan atmışlar. Nasıl ya? Ne yapmışlar ki? Ya Nilüfer Hoca ile konuştum. Müdür sınıfta üst araması yapmış. Bizimkiler de doluymuş.
Ulan Serkan. Ulan Serkan. Anam şimdi duyarsa kalpten gider vallahi. Kadıncağızın tek istediği bizim sıpa okusun, adam olsun. Bunları sicilinde falan da işlemiştir ha. Kimse başka okula almaz. Ya yok, merak etme, hallederiz bir şekilde. Kenan. Hı. Sen haklıymışsın. Yakınlarımız acı çekerken biz mutlu olamayız. Daha önce anlamadığım için affet. Bundan sonra yanındayım. Bir süre mahallede kalacağım. İyi ki geldin o zaman Zeynep. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Oo, beni de Zeynep abla aramış ya. Meraktan ölmüştür ha. Oğlum Yusuf Hoca arıyor. Abi ben açmam bu telefonu, kesin azarlayacak. Abicim ya, bırakın tatavayı da, kıza bir şey oluyor galiba. Kevser! 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 Şşş! Çenesi kilitlendi oğlum. Dur, su getireceğim. Ayağını falan mı kaldırsak? Bir dakika, dur. Ha? Lan ne yapıyorsun lan? Ayılsın diye vuruyorum işte. Lan geri çek gerizekalı. Lan hiç bilseydiniz o zaman, ne biliyorum ben? Gezer ne olur ölme Gezer. Gezer ne olursun, sana söz veriyorum. Bir daha ağzımı sürmeyeceğim o zehri. İyileş ne olur. Gezer. Hadi kızım kalk. Lan titremiyor. Ya ben çok korkuyorum. Allah'ım ne olur ölme, ne olur ya. Ambulans falan arayalım. Kevser. Kevser bak, sana bir şey oluyorsa ben yaşayamam. Ambulans gelene kadar hadi arabaya. Hadi. Yavaş. Kafasına dikkat, yavaş. Diğer tür. Gel. Geç. Bino hadi, Bino aç kapıyı, aç. Sedye getirin çabuk, sedye. Lan doktor yok mu? Kevser dayan. Dikkat et. Hadi. Nesi var? Dört tane hap yuttu doktor. Yarasa. Türünü biliyor musun? Bilmiyorum. Doktor iyileşecek mi? Ne olur bir şey yapın, kurtarın onu. Nabzı çok zayıf. Ölme ya, ne olur ölme ya. Ne olur ölme. Allah'ım ne olur ölmesin. Kesin bir şey oldu.
Kevser! Ne oldu? Kevser! Abicim ne oldu Kevser'e? Ne oldu? 200'e şarj et. Şarj edildi, hazır. Allah'ım ne olur yardım et, kurtar onu. Kevser ne olur uyan, bırakma bizi. Kevser gel ne olur Kevser. 270'e şarj et. Hadi kızım dayan. Şarj edildi, hazır. Gençler. Kevser'e ne oldu bana bir söyleyin hadi. Yoksa... Uyuşturucu mu? Hepsi benim suçum. Biraz kafası dağılsın istedim. Şarj edildi. Serkan efendi hazır. Seninle sonra hesaplaşacağız. Cevap verdi. Nabız normale döndü. Allah'ım ne olur, ne olur, ne olur. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Gördünüz değil mi olanları? Hepinizle hesaplaşacağız. Ayrı ayrı. Tamam mı? Kenan tamam. Sırası değil şimdi. Çocuklar yeterince üzgün. Allah'ım sana şükürler olsun. Durumu nasıl? Aşırı dozda uyuşturucu kullanmaktan kalbi durmuş. Mucize serip kurtardık. Yalnız tedavi olması gerekiyor. Bir dahaki sefere bu kadar şans olmayabilir. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Eyvallah. Benim suçum benim yüzümden. Az kalsın öldürüyordum onu abi ya. Oğlum sen de suçlu arayıp durma işte. Biz suçlu varsa hepimiziz. İçme dedim. Dinlemedi. Kafam yerinde değildi. Tamam geçti. Geçti artık geçti. Sakin ol. Zeynep abi. Kurtuldu Kevser. Sakin ol. Meral sen de ağlama abi. Tamam mı? Ah kafam ah. Kevser ölüyordu abi. Ölüyordu. Tamam. 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 Şimdi iyileşecek. Aramıza dönecek. Sakin ol. Bütün suç sizin değil Meral. Sizinle ilgilenmeyen, göz kulak olmayan büyükler de suçlu. Yüklenme kendine bu kadar. Bütün suç benim abi. Özür dilerim. Vur, döv. Ne yapıyorsan yap. Bütün suç benim. Şşş oğlum. Tamam bir şey yok. Yıpratma kendini diyorum sana. Gel buraya. Bir şey yok. Her şey yoluna girecek. Kevser de yanımıza geliyor. Yanınızdayız tamam mı? Hadi şöyle otur. Hadi geçin bakalım şöyle. Bino. Vay be, kokuya bak be. Of, ev şenlenmiş. Kız Melek. Ne var? Kız, kokusunu unutmuşuz ha. Nereden buldun lan sucuk alacak parayı? Sanki evi sen geçindiriyorsun da bir de soruyorsun. Tövbe tövbe. Ulan o hizmet tamirhanede gençliğimi çürüttüm ben be. Ha, kazandığını kumara yatırdın. Allah Allah. Az kazanıyorduk. Kumarda çoğalır diye düşündük. Çoğalmadı ama Hayri. Üstelik kazandığın 3-5 kuruşunda bereketi kaçtı. Ben dikiş dikmeseydim geçinemezdik. Hadi lan uzatma lafı. Nereden buldun lan parayı? Serkan verdi. Çalıştığı iş yerinden ayrılmış orada parası kalmış onu verdi işte. Vay be. Bir de evlat olacak. Bunca yıl ben baktım ona. Bir gelip demedi be, baba al şu parayı, ihtiyacın var mı diye. Ha, sana verseydi de kumara yatırsaydın. Hem senin ona para vermen lazım. Besledim, büyüttüm. Artık çalışma sırası onlarda. Tamam mı? Şişt, dokunma şuna, dokunma. Ulan yaktı beni bu zaten be. Bana bak, biliyorum. Kuponumu sen çaldın, parayı da yedin. Ulan çıkacak bunun kokusu. Ben kupon falan çalmadım. Ben çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmem. Ay hadi git. Senin sabah sabah ne işin var başımda hadi. Yemem ulan senin sucuğunu falan. Aman senin olsun. İstemiyorum. Kuponumu çaldınız. Tamam. Allah'ın cezası. Heh. Elim de yandı be. Thank you.
Andam. Şşt, andam. Hı. Oğlum uyan lan, horlayan. Ne olmaz oğlum ya, ben horlamıyorum ki, gözüm dinlendiriyor. Nasıl gözün dinlendiriyor? Yapa yapa. Çocuklar, perişan oldunuz siz de burada. Hadi siz gidin, biz bekleriz. Kevser içeride canıyla uğraşırken bizim gözümüze uyku girmez abla. Ne bu haliniz? Kevser. Aşırı doz uyuşturucu kullandı. Ölümden döndü. Ne diyorsun ya? İyi mi şimdi? Kendine geldi, evet. Görebiliyor muyuz? Yok, bekliyoruz işte. Kevser Şencer'in yakınları siz misiniz? Evet, biziz. Hastanız uyandı. Görebilir miyiz? Evet, ama sadece 5 dakika ve hastanızı yormamak kaydıyla. Teşekkürler. Kevser, hoş geldin. Teşekkür ederim. Niye? Bırakıp gitmediğin için. Kızım, bizi çok korkuttun be. Bir an önce iyileş de evimize gidelim artık. Artık hiç ayrılmayacağım yanından. Kevser, özür dilerim. Seni durdurmalıydım. Senin suçu yok. Sen beni durdurmaya çalıştın. Ben seni dinlemedim. Keşke beni kurtarmasaydınız. Kızım, niye böyle konuşuyorsun? Çünkü ben lanetliyim. Annem benim yüzümden katil oldu. Siz de benim yüzümden okuldan atıldınız. Etrafımdaki herkese mutsuzluk saçıyorum. Keşke ölseydim. Kevser, böyle konuşma. Hepimiz seni çok seviyoruz. Her şey yoluna girecek. Yeter ki inanalım. Yeter ki sen inan, dayan, çaba göster. Her şey yoluna girecek. Ne yapıyorsun Bambıs? Kevser mi? Çok mu seviyorsun onu? Abi, insan sevdiğine zarar verir mi ya? Kız az daha benim yüzümden ölüyordu. Ama biraz kafası dağılsın istedim. Eğlensin istedim. Aptallık ettim. Bak oğlum, bazen sevdiklerimizi koruyabilmek için onlara hayır demesini öğrenmeliyiz. Sana uyuşturucuyla ilgili nutuk çekecek değilim, şöyle kötüdür, böyle kötüdür falan. Dün gece kendi gözlerinde gördüm bir kez daha. O küçücük dediğiniz şey koca bir hayatı nasıl söndürebiliyor. Anlıyorsun değil mi? Ulan her şeyi geçtim. Okula uyuşturucu getirmek neymiş? Hiç mi aklınız yok oğlum sizin ya? Abi, biz onu okulda mı kullanıyoruz sanıyorsun? Öyle kalmış üstümüzde. Bak oğlum. Rıdvan'ı düşün. Arkadaşın öldü lan. Kevser ölümden döndü. Bu işlerin sonu yok koçum. Haklısın abi. Söz bir daha kullanmayacağım. Çevremde de kullandırmayacağım. Serkan, sen bana daha önce de söz verdin. Haklısın abi, ne diyeyim ki? Tamam. Ben hocanızla görüşeceğim.
profesyonel bir destek falan bir şey ne gerekiyorsa yapalım. Eğer bu sefaletten kurtulmak istiyorsan mücadele edeceksin. Tamam. Hı? Okul yollarında da tıkadık. Sen okulu merak etme, ben bir şekilde çözeceğim. Ama eğer bir kez daha uyuşturucu kullandığını görürsem... sana yemin ediyorum cezanı kendim keserim, duydun mu? Duydum abi. Tamam. Şimdi söyle bakalım bana. Uyuşturucuyu kimden aldınız? Serkan. Halit'ten aldık abi, kimden alacağız? Anladım. Abi benim kaçmam gerekiyor. Binadan mesaj gelmiş. Savcı bekliyormuş. Tamam, kimle gidiyorsunuz? Nilüfer Hoca ile Yusuf Hoca gelecek. İyi, tamam. Benim de halletmem gereken bir iş var. Telefonunu açık tut. Oldu mu? Tamam. İyi, hadi bakalım. Anneciğim. Ah, geldiniz mi? Gözlerim yollarda kaldı, çok merak ettim yavrum. Bir sarılayım sana. Anneciğim bir yatıralım mı önce? Başı dönüyormuş kızım. Tamam, tamam. Çıkar yavrum üstünü. Ah be yavrum, ah be çocuğum. Daha çok gençsiniz. Yazık değil mi gençliğine? Heh. Anne biz dünden beri yeterince nasihat ettik zaten. Şimdi biraz rahat bırakalım. Tamam, peki. Şimdi nasılsın yavrum? İyiyim Müjgan teyze, sağ ol. Sen bana annenin emanetisin. Başkasına emanet edeceğine kendi gelip baksaydı keşke. Bunları konuşmayalım şimdi Kevser. Sen dinlenmene bak. Düşünme hiçbir şey, tamam? Nasıl düşünmeyeyim Zeynep abla? Uyuşturucuyu sınıfa sokan ben... ama benim yüzümden arkadaşlarım cezasını çekiyor. Bıraksaydın gidecektim ama... çok korkuyorum onlar için. Kevser, her şey düzelecek. Nilüfer hocanız ilgileniyor, merak etme. Hadi, şimdi söyle bakalım bana, en sevdiğin yemek hangisi? Başınızı onca bela açtım, bir de ödül gibi en sevdiğim yemeği mi yapacaksınız? Aşk olsun, tabii yaparım. Senin yemen lazım, güçlenmen, kuvvetli olman lazım yavrum. O zaman sulu et. Tamam, hemen yapıyorum sana sulu eti. Hadi bakalım, sen dinle. Kevser dua et, savcı hapse atmasın arkadaşlarını. O zaman beklesen yaşarsın bu vicdan azabıyla. Hah, sonunda bu da oldu. Fişlendik. Vallahi fişlendik ya. Babam beni kesin öldürecek. Oğlum şimdi evdekiler beni kıtır kıtır keser abi ya. Üvey annem babamı kesin kışkırtacak. Hocam ne oldu? Savcı Bey'le konuştuk. İddianame hazırlanıyor. Mahkemeden denetimli serbestlik kararı çıkacakmış. Ne olacak sonra? Ne olacak? Bir daha benzer bir durum yaşarsanız yandınız. İşte o zaman fişlenme falan da olmaz. Direkt hapse atılırsınız. Kimse de kurtaramaz sizi. Ya hocam, bizi asıl endişelendiren ailelerimiz. Duyarlarsa mahvoluruz ya. Yakarlar bizi. Hocam canımızı okuyacaklar ya. Tamam, merak etmeyin siz. Biz bir şekilde konuşuruz. Hocam bence konuşsanız da bizimkilerin ikna olacağı yok. Acaba hiç konuşmasanız da haberleri olmasa mı? Hayır efendim, olmaz öyle şey. Konuşulacak. Ailenizin de sizin de bizim de anlamamız gereken bir şey bu. Savaşılacaksa hep beraber savaşacağız. Yoksa telef olup gideceksiniz, şu halinize bakın. Hadi gidelim artık, çok işimiz var da. Hadi. Hadi.
Hadi yavrum yesene. Hani en sevdiğin yemekti? Arkadaşlarım orada benim hatamın cezasını çekerken burada benim boğazımdan bir şey geçmiyor Müjgan teyze. Önemli olan bundan sonrası. Doktoru duydun. Tedavi olması şart dedi. Rehabilitasyon merkezine gidip tedavi olacaksın. Ben bağımlı değilim ki. Ne yapacağım rehabilitasyon merkezinde ya? Kevser, vücudun iflasın eşiğinden döndü. Bu zehirden tamamen kurtulman gerek. Tedavi olabilmen için de önce bağımlı olduğunu kabul etmen lazım. Ya zaten her zaman kullanmıyorum ki. İstesem bırakabilirim. Ama gerçekten bağımlı değilim. Kevser, ölümden döndün. Hem de hayatının baharında. Biz de bu yollardan geçtik. Bilirim yaşadığının ne olduğunu. Her şeyi unutmak için içtim. Keşke bıraksaydınız da ölseydim. Hiçbirimizin hayatı kolay değil. Önemli olan yılmadan çabalamak. Hayata dört elle sarılmak. Korkuyorum Müjgan teyze. Baksanıza yapayalnız kaldım şu dünyada. Annem de herkes gibi terk etti gitti beni. Korkma yavrum. Niye korkuyorsun? Bak seni çok seven arkadaşların var. Biliyor musun onlar yetiştirdiler seni hastaneye. İnsanın düştüğü yerden kaldıracağı dostları olması çok önemli bir şey. Bizler varız. Seni seven insanlar var. Bunun kıymetini bil yavrum. Hem annen ölmedi ki. Cezasını çekip gelecek. Biz hep yanındayız. Merak etme. Teşekkür ederim ablacığım. Kevser'cim. Senden istediğim tek bir şey var. Ne olur tedavi ol. Kırma bizi. Peki. Aferin benim güzel kızım. Biz her aşamada yanında olacağız. Hiç merak etme. Bu arsayı ben kapayacağım. Apartman dikeceğim oraya. Kapat, ben seni daha sonra arayacağım. Lan. Hani temizsin lan? Hani dövmeliydin? Yavrum. Hı. Kevser'in ilaçlarını almayı unutma eczaneden. Benim tansiyon ilaçlarımı da al, olur mu? Tamam anneciğim. Hadi canım. Etme. Hadi güle. Görüşürüz. Güle yavrum. Güle güle. Zeynep Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Siz kimsiniz? Kusura bakmayın, kendimi tanıtmadım. Eflatun ben, Kenan'ın arkadaşıyım. Kenan'ın arkadaşı mı? Onunla ilgili bir konuda konuşmamız lazım. Fazla vaktinizi almayacağım. Benim evde hastam var da acil ilaçlarını almam lazım. Kusura bakmayın. Bu konu da acil Zeynep Hanım. Kenan'ın hayatı tehlikede. Ne? Fazla vaktinizi almam. Lütfen. Tedirgin olmana gerek yok yenge. Ya kusura bakma, biz ne zaman Kenan'la senden konuşsak ben yenge diyorum, ağız alışkanlığı. Yok, önemli değil. Buraya seni uyarmaya geldim. Neyle ilgili? Kenan mert çocuktur. Gözü kara çocuktur. Ama bu ara boyundan büyük işlere kalkıştı. Korkuyorum sonu Cesur gibi olacak. Cesur mu? Cesur'a ne oldu ki? Başınız sağ olsun. Nasıl yani? Cesur öldü mü?
Su testisi su yolunda kırıldı diyelim. Bak yenge, Kenan'ı iyi tanırım. Gözü karadır. Cesur'un intikamını almak istiyor. Uyuşturucu mafyasına savaş açtı. Bulaştığı adamlar tehlikeli adamlar. Bak ben Kenan'ı iyi tanırım. Bu burada hiç düşünmeden canını verir. Peki ben ne yapabilirim? Yenge, Kenan Cesur'un intikam ateşiyle yanıyor. Korkuyorum o ateş kendini de yakacak. Sana kıymet verdiğini biliyorum. Lütfen ondan konuş. Cesur'un intikamını bize bıraksın. Size derken siz kimsiniz? Mafya falan mı? Merak etme yenge. Biz iyi taraftayız. Tamam. Merak etmeyin, ben elimden geleni yapacağım. Deli olan beni dinlemiyor, belki seni dinler. Abi ben satmadım. Bana yalan söyleme bacaksız. Serkan malı senden almış. Kendi kullandığımı verdim. Ben satmadım abi. Oğlum çocuklardan para almışsın. Satmışsın! Abi pahalı ablardı. Bedavaya almıyorum ya. O yüzden sattım. Ticari amaçlı değil yani. Benim buna inanmamı mı bekliyorsun lan? Ha şerefsiz. Doğru söylüyorum abi. İstersen inanma. Oğlum bana el kol. Hareketi yapma. Ağzını burnunu dağıtır. Bana öyle el kol hareketi yapma. Ağzını burnunu. Bir derli konuşma lan. Kenan! Ağzını burnunu dağıt. Kenan! Simidiye bak ya. Kenan dur! Lan, oğlum dur. Var ya seni gebertirim. Bırak! Bırak Zeynep, karışma bana. Ya bırak diyorum, öldürecek vücudu. Bırakacaksın, gel. Oğlum seni buraya gömerim, tamam mı? Kenan. Sana bu dükkanı yar etmem. Kenan! Tamam ya mı? Bırak! Tamam ya mı? Bırak diyorum, bırak! Hadi! Ne yaptın sen, ne diyorsun sen? Ya bırak! Gel. Kenan yürü. Hadi. Bir sakin ol. Ne yaptın sanıyorsun sen? Zeynep karışma bana. Mahalleye bu pisliği Halil sokuyor. Birinin dur demesi lazım o şerefsize. Ya o biri sen olmak zorunda mısın? Ben olacağım tabii. Başka kim olacak bu mahallede? Polisi var, savcısı var. Ya Zeynep bilmediğin şeyler var, tamam mı? Tabii ki var. Ama bildiğim bir şey de var. Kenan. Ben seni çok seviyorum. Sana bir zarar gelmesini istemiyorum. Sen şimdi bir sakinleş. Sonra konuşalım bunları, tamam mı? Benim şimdi eczaneye gitmem lazım. Kevser'in ilaçlarını alacağım. Akşam 7'de her zamanki kafede buluşalım. Tamam. Ama söz ver bana, başını belaya sokmayacaksın. Söz ver. Zeynep. Kevser, bak arkadaşların geldi. Sakın Kevser'imi fazla yormayın.
Tamam mı? Sen merak etme Müjgan teyze. Ben size kek getireyim. Hadi otur. Geç geç anne. Otur ya. Ne oldu anlatsanıza. Ne olacak işte, savcıya ifade verdik. O kadar mı? Bir şey yapmadı mı? Fişlendik işte. Fişlendiniz mi? Hepsi benim suçum. Benim yüzümden hayatınız boyunca damgalı gezeceksiniz. Ya kızım tamam abartma ya. İyice duygusala bağladın ha. Takılma o mevzuya. Bugün olmasa yarın fişlenecektik zaten. Biz çok kaşındık. Yok. Ben toparlanınca gideceğim. Söyleyeceğim. Benim suçumdu diyeceğim. Onların suçu yok diyeceğim. Olmaz böyle. Ya biz damgalandık bir kere. Senin suçu üstlenmen bir şey değiştirmez. Sıkma canını artık. Aynen. Yani. Hem senin sağlığın önemli. Arkadaşlar ben tedavi olmaya karar verdim. Nasıl tedavi? Uyuşturucu tedavi merkezine gideceğim işte. Ya kızım ne alaka? Bağımlı mısın sen sanki? İşte ben de onu da bilmiyorum. Bağımlı mıyım, değil miyim öğreneceğiz. Hem sizi daha fazla üzmek istemiyorum. Hadi bakalım. Kekleriniz geldi. Gel yavrum. Kız oturuyorsun, oturuyorsun. Hadi. Al. Getir oğlum, getir. Hadi bakalım. Buraya gelmeyeli uzun zaman oldu ha? Evet. Vallahi hiçbir şey değişmemiş. Masalar bile aynı. Dünya değişmiyor. Aynı. Değişen biziz. O ne demek senin? Bana eskisi kadar değer vermiyorsun Kenan. Nereden çıktı şimdi bu? O nasıl laf? Ben sana çok değer veriyorum. Eskiden beni dinlerdin. Gözümün içine bakardın. Şimdi güya yanımdasın. Ama o kadar uzaktasın ki. Gitme diyorum, gidiyorsun. Yanımda kal diyorum, dinlemiyorsun bile beni. Sürekli birileriyle kavga ediyorsun. Vuruldun Kenan. Ölümden döndün. Daha ne olsun? Ya Zeynepciğim, biraz sesini kısar mısın? İnsanlar bize bakıyor. Ya bakarlarsa baksınlar. Sen beni neden anlamak istemiyorsun? Benim bir kavgam var. Ben bu yola baş koydum. Bu yoldan dönüş yok öyle kolay kolay. Tamam mı? Öyle mi? Öyle. Ama ben seni kaybetmek istemiyorum. Korkuyorum Kenan. Cesur. Cesur ölmüş. Sen nereden duydun? Eflatun diye biri geldi sabah. Arkadaşınmış. O anlattı her şeyi. Eflatun mu geldi yanına? Ne demek Sevkiyat'ta problem var Rıfat? Jülide Hanım'dan sonra Sevkiyat'ta sorunlar yaşıyoruz efendim. Onun bağlantıları sayesinde sınırdan güvenlikli bir şekilde geçiyorduk ama artık zor. Jülide yok artık. Ama Zeynep Hanım var. Bu sevkiyat işine devam etmeliyiz. Zeynep Hanım'ı bizimle çalışmaya ikna etmeliyiz. Gel bakalım Halit. Anlat. Size Kenan'dan haber getirdim Menderes Bey. Kenan bugün dükkana geldi. Ortalığı dağıttı. Nedenmiş o? Mahalledeki satışlara engel oluyor. Bize göz açtırmıyor. Mahalledeki sorumlu adamım sen değil misin?
Defol git kendini hallet. Eğer halledemezsen. Peki efendim. Kenan'ı takibe al. Ne yapıyor? Kimlerle görüşüyor? Her şeyi bilmek istiyorum. Emredersiniz. Seninle başka türlü hesaplaşacağız Kenan Efendi. Başka türlü hesaplaşacağız. Ne konuştunuz Eflatun? Uyuşturucu baronların açtığın savaştan bahsetti. O da benim gibi senin için endişeleniyor. Sen merak etme Zeynep. Bana hiçbir şey olmayacak. Peki ya sevdiklerimize? Önce Rıdvan. Sonra Cesur. Şimdi de az kalsın Kevser. Sevdiklerimizi teker teker kaybediyoruz. Onlara sahip çıkmamız lazım. Sen büyüklerle uğraşırken alttakiler, esas mağdurlar hala yok oluyor. Sen mafyayı çökertsen ne olur ki? Yerine yenisi gelir. Değişen hiçbir şey yok. Cesur gitti, yerine Halit geldi. Yarın Halit gider, onun yerine de başka biri gelir. Ama biz acımızla kalıyoruz. Rıdvan'ı koruyamadık. Az kalsın Kevser'i de kaybediyordu. Ya hepsini bir kenara bırak. Kardeşini düşün Kenan. Bizim onlarla ilgilenmemiz lazım. Bu dediklerini yapabilmemiz için benim o bataklığı kurutmam lazım. Bu seni aşar Kenan. Sen önce kendi mahallene, yakınlarına sahip çık. Ben bu çocuklar için para pul ne gerekiyorsa her türlü yardımda bulunacağım. Bütün gücümle onların yanında olacağım. Ama senin de benimle olmana ihtiyacın var. Bizimle ilgilenmen lazım. Bizimle ilgilenmen lazım. Sana ihtiyacımız var. Yarın disiplin kurulunun toplantısı var. Haberin var mı? Var. İnşallah çocuklar affedilir. Affedilecekler. Ben onlara sahip çıkacağım. Gerekirse tek başıma. Hepsine örnek olmaya çalışacağım. Sen de kendi savaşınla ilgilen. Tamam? Bizi yalnız bırak. Zeynep. Zeynep bir dur. Zeynep. Efendim Nilüfer hocam. Kenan merhaba. Müsait misin? Müsaitim hocam. Dinliyorum. Kenan, uyuşturucu ile ilgili toplantı yapmak için mahalledeki çocukların ailelerini gençlik merkezine çağırıyoruz. Sen de Serkan'ın velisi olduğun için haber vermek istedim. İyi yaptınız hocam. İyi yaptınız. Sağ olun. Okul müdürünü de çağırdım. Hani belki ailelerin çocuklarıyla ilgilendiğini görürse okula geri alır diye. Ama geleceğini pek sanmıyorum. Hocam, o iş bende. Hiç merak etmeyin. Müdür beyi ben ikna edeceğim bir şekilde, tamam mı? Çok iyi olur. Zamanlama için tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederim ilgine. Siz sağ olun hocam. Hürmet ederim. Thank you.
Buyurun Kenan Bey. Hocam merhaba, kolay gelsin. Kenan Bey, umarım Serkan'ı affet demek için gelmemişsinizdir. Hocam sadece Serkan'la ilgili değil, okuldan atılmak üzere olan bütün öğrencilerle ilgili olarak... Takdir edersiniz ki uyuşturucu bulundurmak disiplin suçundan çok bir adli suçtur. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Hocam eğer bir dinlerseniz beni, gençlik merkezinde çocukların ailelerini bilgilendirmek için bir toplantı yapılacak. Sizin de bilginiz vardır diye düşünüyorum. Ben sizden özel olarak bu toplantıya katılmanızı istirham ediyorum. Sizi Nilüfer Hoca yolladı, öyle değil mi? Hiç çenenizi boşuna yormayın. O toplantıya katılmayacağım. Hiç kimse beni hiç kimse yollamadı Müdür Bey. Bu organizasyon için Nilüfer Hoca gerçekten çok emek sarf etti. Bu aileler için önemli bilhassa. Nilüfer Hoca rüya aleminde geziyor. O çocuklar düzelmez efendim. Ben yılların hocasıyım. Bana güvenin. Hem işim var benim. İşiniz mi var? Senin ne işin var Müdür Bey? O da senin işinin bir parçası değil mi? O çocuklar sana emanet değil mi? Eğer okula uyuşturucu sokuluyorsa bu senin sorumsuzluğundur. Belki de sokulmasına sen göz yumdun. Nereden bileceğim ben? Ne münasebet? O kadar güvenlik, kameralar falan filan. Bunlara rağmen eğer bu uyuşturucu okula giriyorsa güvenlik zaafı var demektir. Sen de adam gibi yapsaydın işini de bu çocuklar bunu yapmasaydı. Eğer bir suç varsa bence iki taraf da cezalandırılmalı. Anladın mı? Madem o kadar hazırlık yapılmış, gidelim bari. Hocam çok sağ olun, vallahi çok incesiniz. Buyurun. Tamam. Buyurun Müdür Bey. Hocam benim biraz işim var. Eğer yapabileceğimiz bir şey olursa alo dersiniz. Oldu mu? Çok teşekkürler. Görüşürüz Kenan. Kolay gelsin. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili veliler, daha önce buraya gelmiş olanınız var mı? Biliyorsunuz burası çocukların kitap okuyabilmesi için, sosyal faaliyetlerde bulunabilmesi için, çeşitli kültürel faaliyetlerde sosyalleşebilmesi için açılmış bir yer. Ama ondan önce maalesef uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle kaybettiğimiz mahallemiz gençlerinden Rıdvan'ın anısına açılmış bir yer. Ve biz burayı açalı uzun bir zaman olmasına rağmen sizin buraya olan ilgisizliğiniz aslında çocuklarınıza olan ilgisizliğinizi gösteriyor. Ben size çağımızın en büyük problemlerinden biri olan madde bağımlılığından bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle madde bağımlılığı nedir bunu bilmemiz gerekiyor. Madde bağımlılığı vücudun işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması ve bırakılamamasıdır. Ve bunların başında da uyuşturucular geliyor. Elinizdeki broşürlerde detaylı bilgileri de alacaksınız. Bunları elden ele dağıtalım lütfen. Etmeden gitmeyecektin herhalde. Biliyorsun durumları. Sana verebileceğim başka bir şeyim yok. Al bunu. Zor zamanlarında hep aklına geleyim. Yanında olduğumu asla unutma, tamam mı? Sana sarıyı getirdim. Geceleri uyurken kendini yalnız hissetme diye.
kız? Bize bir ne yaptık öyle işte. Orada bakarsın biz varmışız gibi takılırsın. Ya işte geçmiş olsun. İyileşti, dön hemen. Şş, tamam lan. Duygusala bağlamadım. Kız iyileşmeye gidiyor. Keşke siz de gitseniz. Kızım hadi git iyileş gelsen. Biz senin adına mutluyuz. Hepinize teşekkür ederim. Ya hadi hadi biz arabanın oraya gidelim. Serkan sen de vedalaş gel hadi bekliyoruz hadi. Bu senin için. Bu ne? İçine birkaç şarkımı falan attım. Orada dinlersin. Teşekkür ederim. Sensiz hiçbir şey aynı olmayacak. Üzülme, geri döneceğim. Hem de iyileşmiş olarak. Sen orada olacaksın, ben seni merak edeceğim. Yanında olamayacağım. Yanımda olacaksın. Çabuk iyileş, tamam mı? Hadi kızım. Geç kalacaksın. Hadi Kevser'cim, geç kalmayalım. Hadi yavrum. Nilüfer Hocam, bağımlılıkla ilgili gerekli bilgileri verdi size. Elinizdeki broşürde zaten detaylı bilgileri göreceksiniz. Yalnız bundan daha önemli olan, sizin çocuklarınızın uyuşturucu kullanıp kullanmadığını anlayabilmeniz. Anlamak için de öncelikle... İyi de bunu bize niye anlatıyorsunuz ki hocam? Evet, bizim çocuklarımız uyuşturucu kullanmaz ki. Vallahi benim kızım biraz tembel, biraz da haylazdır ama hayatta uyuşturucu kullanmaz. Onca yıl anasız babasız büyüdü. Bir yanlışa saplanmadı hocam. Al benden de o kadar. Yahya'm sporcu adamdır. Elini sürmez öyle şeyler. Ha, ilgilisiniz yani çocuklarınızla. E tabii. Ben çocuğumu ihmal etmem. O da benden çekinir. Hem döverim hem severim ben çocuğum. Peki. O zaman şunlara bir göz atın. Bunlar savcılık tutanakları. Bünyamin Koçak. Serkan Altay. Özlem. Yahya. Meral. İki kadeh bir şey içeceğim, içemiyorum. Taktım bu kuponu. Lan nereye koydum ben bu kuponu? Allah Allah. Yok lan bunlar çaldı diyorum da. Ya çalmadılarsa? Ya ben salak çıkıp kaybettiysem lan bu kuponu? Ulan ben bir daha bir bakayım be. Nereye koydum? Ana! Ne lan bunlar? Lan bunlar nereden çıktı? Ah. Lan hepsi yeni. Lan Melek. Sen çaldın lan benim kuponumu. Bu tencere tabaları neyle aldın lan sen? Ben ilk kez bu kadar tırsıyorum ha. Oğlum işler iyice ciddiye biniyor. Ha bu savcılık mevzusu çok pis oldu. Asıl ailelerimiz okuldan atıldığımızı öğrenince ne olacak onu düşünün siz.
Ya kızım nereden öğrenecekler? Sanki okula uğradıklarım var. Kızım Nilüfer Hoca ile Yusuf Hoca velileri toplayıp konuşacakmış. Ne? Ya yandık oğlum ya. Üvey annem kesin babamı doldurmaya başlayacak şimdi. Hadi gel şimdi bir hafta evle uğraş. Bizimkiler gene küplere binecek. Abi eve falan gidemeyiz ben söyleyeyim. Ya bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağım bilmem. Dua edeceğiz. Dua edelim ki Nilüfer Hoca ile Yusuf Hoca bizimkileri ikna etsin. Tabii becerebilirlerse. Bence kaçalım ya. Ya ne yapalım? Başka çaremiz yok. Ne diyorsun Serkan? Ben iyice darlandım ya. Ben çalışayım, çabalayayım. Altını bulayım. Siz benim paramı tencereye, tavaya yatırın. Hayri, ne oldu ya? Ne bu telaş? Bak ulan içine. Yoksa yanlış diyor mu verdiler Hayri? Yapıştır. Uyma bu eşeklere. Tavayı yapıştıracağım kafana. Allah, ben sizin canınızı okuyacağım. Ben seni yakalayayım. Vallahi bu sefer tavayla dalacak birilerine. Bunlar resmen fişlenmiş hocam. Püh! Rezil etti bizi rezil. Babasına söyleyeyim de görsün gününü. Eyvah eyvah. Eyvah. Babası duyarsa kırar kemiklerini vallahi yavrumun. Oh. Hiçbirinizin haberi yok. Farkında mısınız çocuklarınızdan? Onların ne dertleri var? Hiç haberiniz yok. Bu yüzden kızamadım işte onlara ben. Çünkü onlarla ilgilenecek, onlara şefkat gösterecek, onlara güven verecek ailelere ihtiyaçları var. Bu yüzden hiçbirine kızamadım. Ne suç işlediler ki çocuklarımız hocam? Çocuklarınız okula uyuşturucu madde soktular. Ne? Ne? Olmaz öyle şey. Serkan'ım yapmaz. Allah boynu posunu devirsin çocuk. Bu da mı gelecekti başımıza? Eğer bunu da yaptıysa bacaklarını kırarım onun. Babası duysun, gör bak ne yapıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bugüne kadar zaten hep bunu yaptınız. Bundan farklı bir şey yapmadınız ki. En küçük hatalarında dövdünüz, sövdünüz. Ya dövmek yerine bir kere de sevmeyi deneyin. Şiddete değil ki, sevginize, şefkate ihtiyaçları var bu çocukların. En son ne zaman sarıldınız çocuğunuza? Ne zaman bir derdin var mı diye sordunuz? Durun! Paramı çaldılar! Sen çaldın kadın! Sen çaldın! Aa, 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 sen aa, çaldın! Ne yapıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun? Dur. Vallahi ben çalmadım Hayri. Yok ya, biliyorum. Biliyorum. Geçen gün yeni elbise vardı üstünde. Bu tencere tavalar nereden çıktı? Çalmadım diyorum. Hem ben haram para yemem. Hem sen kuponla falan uğraşacağına çocuğunla ilgilen. Okula uyuşturucu sokmuşlar. Serkan uyuşturucu kullanıyormuş. Doğru mu hocam? Doğru Hayri abi. Hayri, Allah'ını seversen gidip bulalım şunları hadi. Bir meydan dayağı atalım da görsünler günleri. Serkan! Ya bir durun, nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ya. Biz ne yapıyoruz Nilüfer ya? Biz şimdi ne konuştuk? Şunların hallerine bakar mısın? Hayır, ne oluyor ya? Ne dönüşen mahallede deliden alır gibi? Bana bak, sen benim iki numarayı gördün mü Serkan? Yok vallahi görmedim. Ne oldu ki? Ben onu bir yakalayayım, bütün mahalle öğrenecek ne oldu. Hayır abi. Abi ne yapıyorsun? Bir sakinleş ya. Hocam, bak şu an çok gerginim. Beni rahat bırak, delirmek üzereyim. Ya dövmek çözüm mü abi? Kendinden nefret ettireceksin iyice. Gözü dönmüş bunların da. Kaçsa bari çocuklar. Ya bir durun ya, bir durun ya. Kocaman adamsınız, kendinize gelin. Sen de gördün hocam, rezil olduk el aleme. O Bünyamin'in kafasını gözünü kırmadan rahat etmem ben. Sen karışma hocam. Hadi, hadi bunlarınki erkek. Ya benim kızım nereden bulaştı bu pisliğe? Saçını başına yolacağım onun. Ya hocam tamam ya. Of ya, of. Abi hiç darlanacak, düşünecek bir şey yok. Kaçalım bence. Hadi kalk kaç. Kaç. Oğlum nereye kaçacaksın, neyle kaçacaksın? Bir söylesene sen. Vandam. Aslında Bino doğru söylüyor. Son parayı da alıp naşalım oğlum buradan. Abi para kaldı mı ki cebimizde bizim? Lan oğlum 30.000 lira harca harca bitmiyor. Çakala bak ya. Nereye de saklamış. Ne
Engin, sen koyduğun yeri unutmuşsundur. Şu tarafa gömmüşsündür belki. Ya hadi git be abicim, buraya koydum. Ulan oraya konulur mu? Sığır. Gidip eve falan saklasaydın ya. Eve saklayayım da babam 50 kere bulsun. Çok akıllısın. Heh, bittik şimdi. Ya oğlum, sen parayı zularken birisi gördü o zaman. Abicim, kimse yoktu ben buraya zulalarken onu. Kimse yoktu. Ben senin yapacağın işin... Agresif davranmayın lütfen, tamam mı? Sarkın tamam da. Hocam, tamam. Serkan! Gel lan buraya. Gel ulan, oradan kaçış yok. Gel. Ben... Bittin ulan sen. Çekil sen. Ya baba sakin ol. Ne yapıyorsun tabak? Ya, buraya ya, şaklı şaklaz oldun. Yürü Allah'ın cezası. Niye çekimi yaptın? Ulan uyuşturucu sokarsın lan. Aynaksız herif. Ya, ulan, baba ne yapıyorsun tabayla? Tabayla vurursun çocuğa. Hayır. Anne bir şey söylesene ya. Hayır abi. Senin seni. Ben de yapayım. Bağırma bana. Anne bağırma. Seni. Ya tabayla ne yapıyorsun milletin içinde? Ne yapıyorsun? Bizim yiyecek ekmeğimiz yok kız. Nereden buldun bu zehri verecek parayı? Kız başına ne işin var senin işin canına? Sen bana hesap soramazsın. Sana bak. Geç. Ya bu hayır abi, ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Dur be teyare çocuğa ya. Ya. Hemen işe gidecek. Ne yapıyorsunuz ya? Hadi. Hadi. Bilin. Bilin. Dur. Bak ben seni okula gönderemiyorum bir daha. Yarın hemen işe giriyorsun. Öyle bedava ekmek yok. Yürü lan. Baksana. Bırakmayacağım. İbret alem olsun bütün mahalleye. Beni bırakıp hapse girerken aklın neredeydi? Şimdi ben ne olduğunu aklına geldi. Çok geç artık, çok. Kız sus, cevap verme. Keyfimden mi yattın ben hapiste? Senin için yattım. Ya sen o zaman da dinlememiştin beni zaten. Son noktaya gelene kadar hiç umursamadın ki beni. Sus diyorum sana, senin terbiyesiz yaptığın şeye bak. Öbür durma. Bak sen fişlendiydin, adam olacağın yoktu. İyice bir beter oldum. Ne olacak bilmiyorum. Bana. Bağır bağır. Ben de canım, ben duramadım. Sonunda sen de abin gibi içeri gireceksin. Paramı sen çaldın değil mi lan? Ya senin bütün derdin para zaten. Hiç yoktuk senin gözünde, yaşamıyorduk. Abim de kendini kurtardıysa kendi mücadelesiyle kurtardı, bedel ödeyerek. Lan hala bana cevap mı veriyorsun? Ha? Ya ha? Ne yapıyorsun? Alo. Ne yapıyorsun? Alo. Ya? Sen ne yapıyorsun ha? Sen ver şunu bana. Karışma sen. Bırak dedim, bırak. Ne yapıyorsun ya? Ha? Ver şunu. Ver. Ver. Şunu ver. Serkan, al arkadaşlarını da hadi git buradan çabuk. Benden utanma. Utanacaksan kardeşinden utan. Bana sökme senin delikanlılığın. Bu yaşta alırım seni ayağımın altına. Bir daha bu çocuğa dokunmayacaksın, duydun mu beni Hayri Bey? Duydun mu? Hayri Bey ha? Baba demeye utanıyor musun? Biliyor musun ne bok yediğini? Biliyorum tabii. Ben onu da diğer çocukları da bu illetten kurtarmak için çalışıyorum, tamam mı? Ha? Bu ne? Bu ne bu? Bununla mı döveceksin? Biz de bir daha yapmasınlar diye dövdük Kenan Bey oğlum. Öyle mi? Asıl dayak atılması gereken sizsiniz ha. Ya yeter ya. Yeter, ne yapıyorsunuz siz ya? Az bir düşünün siz ya. Ne yapıyorsunuz ya? Allah rızası için biraz düşünün ya. Ya sizin kalbinizde hiç mi merhamet yok? Hayvan bile dövülerek ıslah edilmez. Allah'tan merhamet dilemeyi biliyorsunuz. Merhamet ediyor musunuz ki merhamet bulasınız? Merhameti öğrenmek zorundasınız. Affetmeyi öğrenmek zorundasınız. Ama onun babası ne kadar uğraşıyor, çabalıyor biliyor musun? Babalık hakkı da mı yok? Yok efendim. Babalık hakkı öyle olmuyor. Onun evlatlık hakkı ne olacak? Siz sorumluluklarınızı yerine getirdiniz mi? Hayır. Çalın paramı. Babalık hakkıymış. Hadi bir dağılın ya. Aklınızı başınıza alın. Hadi ya. Bu... Allah'ım ya Rabbim ya.
önce Rıdvan. Sonra Cesur. Şimdi de az kalsın Kevser. Sevdiklerimizi teker teker kaybediyoruz. Zeynep haklı. Beceremedim. Tutamadım sevdiklerimin elinden. Tutamadım. Sen büyüklerle uğraşırken alttakiler, esas mağdurlar hala yok oluyor. Şöyle kazandım, böyle kazandım diyorsun. Koy kupanını da görelim be abi. Nereden bileyim yalan söylemediğini? Lan oğlum niye yalan söyleyeceğim? Yalan borcum mu var ya? Oo, Hayri. Böyle okey masalarına oturduğuna göre sen bu para işini halletme herhalde ha? Lan nereden halledeceğim? Kuponu kaybettim diyorum ya. Nasıl kaybettin lan kuponu? Yeme beni. Bırak bana ayak yapmayı. Ver benim hakkımı Hayri. Lan ne hakkın olacak senin be? Ne hakkın olacak? Keriz miyim ulan ben? Ha, keriz miyim? Ne oluyor kardeşim? Çıkın dışarıda edin kavga arası. Siz de mi oruç yap akşam akşam ya? Çık dışarı lan. Çıkalım lan. Çıkın dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Lan var ya ben seni var ya. Ben seni. Bastım lan seni ben. Alo. Ulan yedirir miyim bana hakkım ben? Ulan ben seni. Hayırdır birader sorun mu var? Hayırdır lan sen? Gece gece ben anlamadım. Ulan bunu soracağım lan ben size. Oğlum bak hala konuşuyor. Senin çeneni kırarım zibidi. Kenan! Evet, tamam. Tamam. Ya sen ne biçim bir adam oldun ya? Olay çıkarmadan duramıyor musun sen? Şu Allah'ım şu üstüne başına bak, atletiyle çıkmış gelmiş yürü ya. Ben var ya senin! Ya yürü! Allah'ım ya Rabbim ya, hasbinallah, hasbinallah. Ulan bırakacaksın beni, ben onun ağzını burnunu kıracağım ha! Ya he ya he. Ya Hayri Bey, ne adamsın sen ya? Bak. Sen bana bir izin verecektin. Ben ona bir dalacaktım. Böyle bir sağ, bir sol, bir aşağıdan. Yine ne oldu oğlum? Niye bağırıp çağırıyor baban? Ya ne olacak? Kahvenin önünden geçiyordum. Adamın biriyle ağız burun birbirine girmişler ya. Beni bırakacaktım ben onu var ya. Ağzını burnunu kıracaktım. He kırardın. Hadi geç odaya ya, geç. Ana. Ne işler var lan bunların burada? Ne yapsaydım? Sokağa mı bırakacaktım çocukları? Allah Allah. Yaptıklarınızdan sonra ne işiniz var lan bu evde? Hadi gidin. Şşş, alo. Ne oluyor? Oturun gençler, oturun. Aman be, ne haliniz varsa görün. Serkan sen de otur.
yavrum. Bu kızların hali ne böyle? Sorma anne ya. Mahvetmişler çocukları. Aileleri üstlerine yürümüş, bayağı hırpalamışlar. Zor kurtulmuşlar ellerinden. Moralleri çok bozuk. Vah yavrularım, vah vah vah. Ya eve gitmeye de korkmuşlar tabii. Ben de gelin bizde kalın dedim. Çok iyi yaptın, çok iyi. Bunlar nasıl insanlar, nasıl aileler. Yani onlara kol kanat germekte çok iyi ettin. Büyük sevaba girdin yavrum, büyük. Hadi bakalım yavrularım, hadi. Şunlardan biraz yiyin. Hadi yavrum. Korkmayın artık, korkmayın. Bak biz buradayız. Hadi çocuk, kendi eviniz gibi davranın. Müşkan teyze, bizim yemek yiyecek halimiz yok. Ya yapmayın ama böyle. Her şey yoluna girecek, düzelecek. Üzülmeyin bu kadar. Ya nasıl girecek abla ya? Bütün mahalleye rezil olduk ya. Rezil olan siz değilsiniz yavrum. Aileleriniz. Hem sahip çıkmıyorlar, hem de gelip hesap soruyorlar. Hadi çaylarınızı için bari. Resmen bittik abi. Sizce bu disiplin kurulundan ne karar çıkacak? Ne karar çıkacak Vandam? Atıldık işte. Ulan. Lan Kenan, bırakacaktın beni. Onun ağzını burnunu bir kıracaktım ben. Çok sıkıştım. Altılı parasını kaybetmeseydin şimdi çoktan voltamızı almıştık. Nasıl istiyorsan içeride adam duracak. Nasıl sus? Sahtekar düzenbaz. Gel lan buraya. Ulan benim kuponumu çaldın. Paramı sen çaldın ha. Ya baba ne diyorsun, ne gel parası? Gel buraya, gel kuponumu da çaldın ha. Ben senin. Alo. Dokunma kardeşime. Sen ne yapıyorsun be adam? Ne mi yapıyorum? Senin bu kardeşin var ya, benim paramı çaldı. Sahtekar. Çok mu şaşırdın? Ha? Armut dibine düşer derler. Çocuk da senden gördüğünü yapmış. Sen de çalmadın mı? Bana ait olan parayı çaldın mı, çalmadın mı? Tamam be. Ne haliniz varsa görün. Gençler tamam, otur. Yazıklar olsun sana. Benim haram parayla işim olmaz. Al şunu. Ne zaman helal yoldan para kazanırsın, o zaman bana hediye alıp harçlık verirsin. Anne. Sus. Emeksiz kazanılan paranın kimseye hayrı olmaz. Olmadı da. Aksine felaket getirdi. Akıllan artık, akıllan. Anne tamam. Tamam. Hadi yazın gençler, hadi. Hadi yazın bakayım, bir şey yok. Zaten her şeyi çözeceğiz oğlum, tamam mı? Canını sıkma. Yat hadi be. Bu mesele sıradan bir disiplin ihlali değil. Okula uyuşturucu soktular. Bunun cezası belli. Kınamayla, okuldan uzaklaştırmakla geçiştiremeyiz. Müdür bey, okuldan atarsak bu çocukları tamamen kaybederiz. Bir şansı daha hak ediyorlar bence. Bakın bu sokaklar çocukları iyice içine çekiyor. Bakın onların evlerinden sonra aidiyet duydukları tek yer okul. Gelecekleri için tek şans. Ayrıca işledikleri suç adli olarak da kontrol altına alındı. Denetimli serbestlikten yararlanacaklar. Periyodik olarak böylece gidip kontrolden geçecekler. Onların temizlenmeleri için bu şansı verin onlara lütfen. Temizlenmeden okula gelmeyecekler. Zaten biz gerekli raporları kurula sunacağız. Daha fazla söze gerek yok. Oylamaya geçelim.
atılmalı diyenler? Gel kızım şu saçını toplayalım ya. Ya kızım ne toplayacağım ya? Sanki ilkokul bebesiyim ha. Sanki ben de çok meraklıyım. Nülüfer Hoca söyledi saçınızı başınızı toplayın diye. Of, tamam. Şöyle yaparım olur biter oldu mu? İyi tamam. Of, oğlum bu çok sıktı ya. Abi ben hayatımda ilk defa bu kadar düzgün görünüyorum. Kendime alışamadım. Bu disiplin kurulu mudur nedir değerini bilsin. Of ben iyice darlandım ha. Çocuklar, hadi gelin içeri. Oğlum şunların suratına bak, kesin şutlandık okulda. Oğlum şu müdürün tipine bak lan. Yemin ediyorum bu değil bizi okuldan atmak direkt hapishaneye yollayacak. Bu kadar da saçımızı başımızı düzelttik. Ya bir susun ya oğlum. Onlar bize bakıyorlar. Disiplin kurulumuzun oy çoğunluğuyla vermiş olduğu karara göre bir hafta uzaklaştırıldınız. İnşallah bu zaman zarfında aklınızı başınıza toparlarsınız. Bir dahaki sefere affım olmaz. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Bana değil, Nilüfer hocanıza teşekkür ederim. Tabii ki Yusuf hocanıza da. Şimdi size yazılı kağıtlarımızı vereceğiz. Bunları ailelerinize imzalatıp bize tekrar ulaştırıyorsunuz. Hocam bunları dağıtırsınız. Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Hocam çok teşekkür ederiz ya. İyi ki varsınız. Hocam gerçekten çok büyüksünüz. Ellerinizi öpeyim. Yok be oğlum. Çocuklar, ama lütfen yüzümüzü kara çıkarmayın. Bakın bir sonrakinde uzaklaştırmayla da kurtulamazsınız. Zaten müdür beyin gözü üstünüzde olacak. Ne olur hata yapmayın. Yok hocam bu sefer gerçekten tövbe yani. Kesin. İnşallah. Yok be abla, bir hafta uzaklaştırma aldık. Hadi be, ay çok sevindim. Vallahi ucuz atlattınız. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa bir dakika ya, kutlama yemeğine gidiyorsak ben her türlü 1,5 İskender yerim. Ha evet, hepiniz takdir teşekkür aldınız ya, biz de kutlamaya gidiyoruz. Hadi, düşün. Nereye gidiyoruz abla ya? Ya siz okula geri dönmek istemiyor musunuz? Evet. Ha? Evet. E tamam, o zaman denetime gireceğiniz tarihe kadar bütün zehri vücudunuzdan atacaksınız. Bundan sonra umutsuzluğa kapılınca uyuşturucu kullanmak yok. Tamam? Hadi. Tamam da ne yapacağız? Ya siz düşün önüme hadi. Gidince görürsünüz. Bundan sonra hadi. Bundan sonra yanımdan ayrılmak yok. Gel buraya. Ciddi ciddi buraya gel. Buraya gel. Ay, ne yapıyorsun? Birçoğumuzun hikayesinde olduğu gibi. Ben o zamana kadar sigara bile içmemiştim.
Bir gece çok ısrar ettiler. Kullandım. Hiç hoşlanmadım ilk başlarda. Sonra bir kez daha, bir kez daha derken... işte bugün buradayım. Peki ya sen Kevser? Babasız büyüdüm ben. Annem çalışırdı. Onun kazandığıyla da geçinmeye çalışırdık. Ama yetmiyordu tabii. Hayatın yükünü sırtlayamadık. Elimizden tutan olmadı. İşte ben de bu yüzden bulaştım bu zehre. Ama sonra her şeyi unutmak için. Ama her şey daha kötü oldu. Ölümden döndüm. Maddeyi ilk nasıl keşfettin? Mahalledeki büyüklerin kullanınca kötü bir şey değildir zannediyorsun ama öyle değilmiş. Bino, oğlum ben var ya, bu ayakkabılar sayesinde haftada 20 kilo veririm ha. O zaman 4 haftayı yok oluyorsun yani. Ya bir makara yapma be oğlum. Bana bak, ben önceden kilo veremiyordum ama sırf bu eşyaların hatırına haftada en az 20 kilo. En az haftada 20 kilo. Şişt, oğlum satsak çok iyi para eder lan bunlar. Bino. Toplayın oğlum şunu. Yakıştı vallahi. Güle güle giyin çocuklar. Siz yeter ki temiz kalmak için emek verin. Parayı da dert etmeyin bundan sonra. Başı sıkışan bana gelecek, tamam mı? Vallahi ailemizin yapmadığını yaptın abla ya. Helal olsun sana. Evet, hadi bakalım dizin şöyle karşıma. Hadi. Bundan sonra her sabah spor yapacağız. Tamam mı? Bu zehirden kurtulacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Hadi bakalım başlıyoruz. Önce bacakları esnetelim. Şunlara bak. Spor yaparak kurtulacaklarını zannediyorlar. İki gün sonra bu parkı mezbeleliğe çevirirler. Kalk komşum, kalk gidelim. Kalk. Size başka yer mi yok? Çocuklarımız var bizim. Gidin buradan. Sana ne be? Kimi kovuyorsun sen? Onlar da bu mahallenin çocukları. Şunlara bak, şunlara. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Neyse hadi devam ediyoruz. Kenan. Kolay gelsin gençler. Vay abi, hoş geldin. Hoş geldin Kenan abi. Atakan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Baba. Merhaba. Atakan abi hoş geldin. Spor olayına girmişsiniz. 6 aya kapışırız. Ne haber? Sağ ol, sana ne haber? Ne oldu Zeynep, senin niye yüzün asık? Ya mahalleli sorun çıkartıyor. Çocukları istemediler. Gençler, şimdi Atakan'ın size bir sürprizi var. Atakan'ın salonu var ya, şimdi hep beraber oraya gideceğiz. Harbi mi? Aa süper. Çok teşekkürler. Hadi herkes servise. Öne ben geçeceğim ha. Hadi bakalım. Altay şakaydı adamım. Takip etmemiş. Eyvallah abi. Çok diplerine girmedi, işler çatlamasın. Söyle Rıfat. Efendim Kenan ve Zeynep çocukları rehabilite etmeye uğraşıyor. Ya bu çocukların hepsi bağımlı çocuklar. Kenan artık bu semtte alışveriş yaptırmaz gibi.
Halit'e göz açtıracağını sanmıyorum. Siz takibe devam edin. Attıkları her adımdan haberim olacak. Emredersiniz efendim. Ne yapmaya çalışıyorsun abicim ya? At at! At. Oğlum o pilates tutuyor. Oğlum rezil ediyorsunuz bizi, ne yapıyorsunuz? Görmemişler işte. Bino. Pardon. Pardon. Önemli değil. Ay birazcık best friend çalışayım ya. Sanki mahallede best friend vardı da. Best friend kim oğlum? Brad Pitt olmasın? Ya. Brad Pitt. Oğlum iyice ezik kaldık biz burada ya. Şunlara bak. Pardon. Bunu biraz da ben kullanabilir miyim? Birazdan bitmek üzere. Kur yapıyor. Aa. Evet gençler, hadi biraz kuş battı ısıralım, ondan sonra ağırlıklı araç alacağız. Önce Esam'a. Ya mağdur ya. Bizim şeyde de var. Çok iyi düşünmüşsün gerçekten. Sen haklıydın Zeynep. Çocukların bize ihtiyacı vardı. Bundan sonra yanındayım. Gel. Müdür bey, müsait misiniz? Buyurun. Ben sizi bir bağış meselesiyle ilgili rahatsız etmiştim. Estağfurullah efendim, dinliyorum. Benim rahmetli babamın kurduğu bir eğitim vakfı var. Bu vakfın yardımıyla ben bu okula bir sürü spor aleti başlamak istiyorum. İyi, hoş. Güzel olur da. Nereye koyacağız o kadar spor aletini? Hem buradaki çocuklar kırar o aletleri. Fakir mahalle burası. Sonra başımıza bela olur o aletler. Müdür bey, ben de bu okulda okudum. Bu mahallenin kızıyım. Okuldan uzaklaştırdığınız çocuklar da benim kardeşlerim. Onlar için spor yapabilecekleri bir alan olsun istiyorum. Spor aletleriyle işi olmaz onların. Aklı başka yerde. Hayır, yanılıyorsunuz. O çocuklar günlerce temiz kalabilmek için mücadele veriyorlar. Hepsi okula dönmek için can atıyor. Hanımefendi, hepsini iyi tanırım ben. Onların okulla işi olmaz. Müdür bey, eğer inanmıyorsanız gerçekten çocukların okula dönmek istediğine, buyurun benimle beraber gelin, kendi gözlerinizle görün. İyi, gidelim bakalım. Neredeyse her dakika çocukların peşindeler efendim. Ne onların ne de mahalledeki diğerlerine. Hiçbir şey satamaz hale geldik. Ne zaman bir şey satmaya kalksak Kenan tepemize dikiliyor. Ya sadece çocukları değil, bütün mahalleyi örgütlemişler. Aileleri falan toplayıp uyuşturucu ile ilgili seminerler veriyorlar ha. Benden haber bekleyin. Uygun yer ve zamanı size söyleyeceğim. Şimdi kaybolun. Emredersiniz. Thank you.
Aynen, bu şekilde devam et. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Merhaba. Merhaba. İşte müdür bey. Kendi gözlerinizle görün. Çocuklar günlerce temiz kalabilmek için uğraşıyorlar. Vallahi hayret ettim. Ne diyeyim? O illetten kurtulduklarına inanmak. Bunu nasıl başardınız? Biz onlara sadece başka bir yaşamın da olabileceğini gösterdik. Uyuşturucudan uzak duruyorlar. Bana inanın. Hoş geldiniz hocam. Hocam nasılsınız? Ne yalan söyleyeyim. Şaşkınım çocuklar. Zeynep Hanım gelip bana söylediğinde ona hiç inanmamıştım. Keşke inanseydiniz hocam. Daha önce inanseydiniz de bu bataklığa düşmeden önce yakalayabilselerdi bu şansı. Çok sağ ol Atakan. Sayende hayata döndüler. Çok teşekkür ederim. İzninizle Zeynep Hanım. Şimdi benim okula dönmem lazım. Şu spor salonuyla ilgili uygun bir yer bulmaya çalışayım. Peki. Teşekkürler müdür bey. Kolay gelsin çocuklar. Hadi ha. Devam. Alo Kenan. Zeynep neredesin? Spor salonundayım. Sonunda okul müdürünü ikna ettim. Gelip kendi gözleriyle gördü çocukları. İyi iyi, sevindim. Güzel haber bu. Ya Kenan, aslında bu senin de başarın sayılır. Sen olmasaydın ben tek başıma hayatta altından kalkamazdım. O zaman sana Emirgen Çınar altında güzel bir öğle yemeği ısmarlayayım. Ne dersin? Olur, tamam. O zaman sen oraya geç. Benim de arabam var zaten. Direkt oraya gelirim, tamam? Fazla yaya göre çıkarmayın. Silahı da yiyin. Getirin yanıma. Bir saate görüşürüz. Bir adres olacak. Fensekin Paşa diyor ama tam olarak bölge olarak çıkaramadım. Ha. Ya galiba bu arkadaki... Bin araba. Ne oluyor be? Bin araba dedim. Ya bıraksana. Ya. Halit. Ya. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Kenan bu yaptığını duyarsa seni öldürür. Öyle mi? Çok korktum. Allah Allah. Hocam çıkmayacak mı acaba bu kız? Oğlum sabırsızlanma, gelecek. Sen niye böyle heyecan yaptın? Hayırdır? Çok mu özledin Kevser'i? Yani özledim tabii hocam, hani böyle olmuyor gruptan ayrı gayrı. Biz bebeklik arkadaşıyız onunla. Hani bu çiçekler de hasta ziyareti için. İşte geldi. Geldi. Ya kızım süper olmuşsun. Burası yaramış sana. Vallahi yüzüne renk gelmiş ha. Çok sağ olun. Hepinizi çok özledim. Biz de seni çok özledik. Vandam, kilo mu verdin sen? Verdim tabii kızım. Vallahi sana burada ne yaptırıyorlar bilmiyorum ama... Zeynep abla bize komando eğitimi veriyor. Sürekli mahallede koşuyoruz. Ya geceleri yemek yiyemiyorum yorgunluktan. O yüzden verdim. Ya sen şunu bırak da sen ne yapıyorsun onu anla. Vallahi eskisinden daha iyi hissediyorum. Sorunlar biz gözümüzde büyüttüğümüz için... Neydi? Daha büyük görünür gözümüze. Hah, evet. Aa, bak sana ne aldım. Ya... İyi günlerinde inşallah. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama aklım hep sizdeydi. Ne yaptınız okul işini? Ya gelip ben konuşacağım, söyleyeceğim, ben yaptım diyeceğim müdüre. Merak etmeyin siz. Neymiş? Sorunlar biz gözümüzde büyüttüğümüz için büyüyormuş.
Kızım sen takma kafana bunları ya, buranın tadını çıkar, biz zaten dönüyoruz herhalde okula. Ama sensiz dönmeyeceğiz. Kevser'cim sadece uzaklaştırma aldılar. Bu sürede onlar da temizlendi. Evet çocuklar, bu hafta itibariyle okulunuza döneceksiniz. Gerçekten mi? Ya çok sevindim. İyi ki varsınız. Buradaki en zor şey yalnızlıkmış, bunu anladım. Hem gerçekten sizi çok özlemişim. Biz de seni çok özledik. Hem de çok. Zeynep abla yok mu? Niye gelmedi? Aslında gelecekti de aradık, telefonu kapalı. Abimle şey koşturuyorlar ya, bu okula spor salonu falan açacaklar. Gel gel. Uy. İmzala. Bu ne? Tüm sevkiyatımı yapacağını garanti eden bir anlaşma. Delirdin herhalde sen. Hayatta imzalamam. Beni bu pisliğin içine çekemezsin. Korkmuyorum senden. Otur. Heyecanlanma. Önce şuna bir bak. Kenan'ın hayatı sana bağlı. Ya bu anlaşmayı imzalarsın ve bütün uyuşturucu sevkiyatımızı senin şirketin üzerinden yaparız. Ya da biricik aşkın Kenan ölür. Seçim senin. İmzala.